Yemek toplantısına şeref verdiniz. Öncelikle kurtarıcımız, kurucumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını anmak ve akabinde İstiklal Marşı için hepinizi ayağa davet ediyorum. Buyurun. Arnavutköy İlçe Teşkilatı'nda Adem Şeker Başkanımızın önderliğinde burada bir oluşuma kalkıştık. Bu süreçte yanımızda siz değerli dostlarımız hep vardınız. İnşallah bundan sonra da hep olmanızı umut ediyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz oldu. Çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü bu yolda biz beraber yürüyoruz. Sizler de bizim kimlerle yol yürüdüğümüzü bilmeniz açısından onları arz edeceğim sizlere. Fikret Kayacan beyefendi, ilçe sekreterimiz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Kazlıbosna'da ikamet etmekteyim. Muhasebeciyim, Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve ilçe sekreteri olarak görevimi ifade ediyorum. Tüm davetlere teşekkürlerimi sunarım. Ümit Sağlam beyefendi, sosyal medyadan ve basından sorumlu ilçe başkan yardımcımız kendileri. Merhaba, Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ercan Bal beyefendi, siyasi işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcımız kendileri. İsmim Ercan Orduluyum. Arnavutköy'de Ümit Özdağ önderliğinde Adem Şeker Başkan'la beraber Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Teşkilatı siyasi işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak görevimi ifşa ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Emrah Gökgür beyefendi, yerel yönetimlerden sorumlu ve gençlik politikalarından sorumlu ilçe başkan yardımcımız. Ben Emrah Gökgür, aslında Orduluyum. Elektrik mühendislik işleri yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başkanım size hoş geldiniz. Afiyet olsun şimdi. Müşerref Metin hanımefendi, kadın ve aile politikalarından sorumlu ilçe başkan yardımcımız. Herkes hoş geldi. İsmim Müşerref Metin. Edirneliyim. Yaklaşık 15 gün önce aileye katıldım. Umuyorum kadınlar olarak hep beraber çok güzel şeyler yapacağız. İlçeye bu organizasyonu düzenledikleri için ve bu akşam yemek konusunda bize destek veren Emirzade ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ahmet Metin beyefendi, sağlık ve ARGE'den sorumlu ilçe başkan yardımcımız. Efendim, eşim kadın kollarından sorumlu olunca biliyorsunuz karısından korkmayan Allah'tan da korkmaz. Bana da görev verdi. Ben doktorum. Anadolu'ya yeni taşındım. Başkanım görev verdi. Tabii ki seve seve kabul edin. Benim görevim üyelerin ve gönüllülerin sağlık sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, onlara yardım etmek ve onların bugünkü sağlık problemlerini hepimiz biliyoruz. 40 yılı aşan bir hekimlik hayatım var ve dolayısıyla da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bunun dışında da eşimin başkanı olduğu Atatürkçü Eğitim Vakfı talebelerimize eğitim konusunda ve burs konusunda da yardımcı olmak bizim birinci görevimiz. Zafer Partili olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan sorumlu ilçe başkan yardımcısıyım. Adem Başkanımla çıktı
yola aynı günden itibaren beraber omuz omuza devam ediyoruz. Başkanımız da çalışmanın şerefine nail olduğum için de ayrıyeten kendisine teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımız Adem Şeker beyefendi. Ben Adem Şeker, Zafer Partisi İlçe Başkanıyım. Evliyim, üç kız çocuk sahibiyim. Ümit Özdağ'ın çıkmış olduğu bu yolda ülkemizin sıkıntılarını düzeltmek için başladık. İnşallah da iyi yere doğru gideceğiz. Ben normal... Şimdi birbirinden değerli misafirlerimiz de var. Bizi yalnız bırakmadılar. İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Murat Ayabakan Başkanımız burada. İşin en zor kısmı burası. Kıymetli misafirler. 8-9 ay önce Adem Başkanı'na, Gencel Başkanı'na 2 kişiydi değil mi burada? Evet. Mevzu 2 kişiyle başladı. 3 kişiydi, teşkilat 3 kişi oldu. 2-3 kişiyle başlanan bu yol güzergahında her gün embriyo gibi çoğalarak, kartopu gibi, hani böyle dolarız ya kartopunu, büyür. Geldiğimiz noktada bakıyorum ki Arnavutköy zaten bu işe sahip çıkmış. Genel Başkanımız da Türkiye'de bu noktada ciddi çalışmalar yaparak işi büyüttü. Her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Arnavutköy İstanbul'dan biraz uç noktada geride kalsa bile İstanbul'daki merkezi ilçelerin birçoğundan daha hareketli ve aksiyoner bir ilçe. Bunu da zaten defalarca ispat ettiniz. Çok vaktinizi alıp sizi sıkmak istemiyorum. Bizim meselemiz vatan meselesi, Kuvayi Milliye meselesi. Bu meseleyi bu şekilde addedip, bu anlamda zaman ayırıp, vakit ayırıp, ailelerinizden, dişlerinizden, eşlerinizden, kadın ve erkek ayrımı yapmadan söylüyorum bunu, eşlerinizden vakit ayırarak bu meseleye gönül verdiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımız Adem Başkanıma, ilçe Teşkilat Başkanımız Gencel Başkanımıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok teşekkürler. Değerli misafirler, Zafer Partisi'ne niçin katılmalıyım, niçin Zafer Partisi olmalıyızla ilgili kuruluş bildirgemizde yer alan bir makaleyi, niçin Zafer Partisi isimli makaleyi sunmak için Müşerref Hanım'a arz ediyorum. Evet, gözlerimi görürse okumaya çalışacağım müsaadenizle. Niçin Zafer Partisi? Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin önünde uzun ve çetin bir yürüyüşe başlıyoruz. Allah yardımcımız olsun diyerek yola çıkmıştık. Yolumuz uzun ve çetindir. Zafer Partisi kimseye ihaleler, köşe dönmeler ve rant vaat etmiyor. Biliyoruz ki arkamızda büyük bir Türk milletinin yüreği ve desteği var. Biz Zafer Partililer birileri gibi makam değil, vatan mücadelesi veriyoruz. Biz Zafer Partililer Arpaslan'dan Atatürk'e uzanan çizgiyi gelecek 1000 yıla taşımanın mücadelesini veriyoruz. Biz Zafer Partililer sizinle birlikte Türk milletine biçilmek istenen kefeni parçalayıp tarihin çöplüğüne atmak için çocuklarımızın ve torunlarımızın Musul, Hama, Halep ve Şam'daki sahneleri yeniden yaşamaması için birlikte büyük bir mücadeleye vermeyi öneriyoruz. Biz sizi AVM'lerde gezmeyi değil, fabrikalarda, tarlalarda üretim için birlikte çalışmayı değil, terlemeyi öneriyoruz. Biz milletimizi Irak, Suriye, İran ve Türkiye topraklarının üzerinde bir sözde Kürdistan kurmak için ülkemizi iç savaşa sürüklemek isteyenlerin büyük projesine karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Zafer Partisi Sakarya mevzileri gibi son savunma hattıdır. Emperyalizm, yerli uçakları, satılık aydınlar, vatansız basın, Suriyelilerin partileri hep birlikte üzerimize saldırıyorlar. Türk milletinin inşa ettiği son savunma hattı Zafer Partisi'ni aşmak için her türlü saldırı, iftira, tahrik, örtülü operasyon gerçekleştirebilirler. Biz bu saldırılara karşı gereken cevabı en sert şekilde vereceğiz. Zafer Partisi'nin bütün mensupları ellerindeki bütün imkanları ile Türk milletinin varlığını, birliğini savunması için çaba canla başla çalışmaktadırlar.
Milletimizi bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz. Ve buradan milletimize söz veriyoruz. Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit, yıldırma operasyonu bizi Türkiye'nin bilim, birlik ve barış yolunda verdiğimiz mücadeleden geri çeviremeyecektir. Sizden Türk milletinin gizli hiçbir pazarlık yapmayacaktır. Ankara düşmeyecek diyen Mehmet Akif'in inancı ile ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inancı ile haykırıyoruz. Zafer büyük Türk milletinindir. Değerli arkadaşlarım, birkaç kelime de ben etmek istiyorum. Arnavut gibi kozmopolit bir yerdeyiz. Özellikle kadınlarımıza ben sesleneceğim. Çünkü zaten başkanlarımız gerekli sıkıntılarımıza değineceklerdir. Kadınlarımız cefakardır, fedakardır ve üretkenlerdir. Kötü günde yüreğini ortaya koyarlar. Gerektiğinde vatanı için, ailesi için her türlü siper olurlar. Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu günlerde kimi zaman dolabımızı açtığımızda bakıyoruz ki hiçbir şey bulamıyoruz. Ama biz o kadar yaratıcı kadınlarız ki aslında çocuklarımız, eşimiz aç kalmasın diye bir anda onlardan bir şeyler yapıp ortaya koyuyoruz ki aç kalmayalım diye. Kadın ayakları üzerinde durmalı bence. Bunun için de bir şeyler yapmalıyız. Özellikle Arnavutköy'de sesimizi duyurmalıyız. Bunun için ister gönüllü olun, ister partili olun, fark etmez ama yanımızda yer alın. Kadın girişimciliği yapalım, hep beraber bir şeyler yapalım. Kendimizi ifade edelim. Çünkü toplumda maalesef kendimizi ifade edemiyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, dışlanıyoruz. Bu yüzden hep gelin birlik olalım. Partimize bir şeyler yapalım. Ben şunu söylüyorum işin özü olarak. Sen de katıl diyorum. Zafer bizim olsun. Alsınlar. Eyvallah Mustafa Başkanım. Sizlerle görüşeceğim şimdi. Şimdi burada sizi hasretle bekleyen bir sürü arkadaşımız var. Sayın Genel Başkanım, şu anda Arnavutköy İlçe Teşkilatı olarak bir yemek tertipledik. Tüm katılımcılarımızın size selamı var. Herkese size selam var başkanım. Şurada da bir kalabalığımız var. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın hepinize selam var. Şu anda sizi seyrediyor. Genel Başkan büyütsene. Arnavutköy İlçe Başkanlığımızın düzenlediği istişareli yemek programına hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker. Zafer Partisi'nin 26 Ağustos ülkenin geldiği kötü gidişata dur demek için kurduk. Bu kötü gidişatın en büyük sebebi AKP hükümetinin sığınmacı kaçak politikasıdır. Hudut ve sınırlarımızı her türlü insana açılmış, ülkemiz Orta Doğu bataklığına çevrilmiştir. Ülke insanımız geçinilmez duruma getirilmiştir. Bunun en büyük sebebi sığınmacı ve kaçaklardır. Ülkemizde 13 milyon civarında Suriyeli kaçak vardır. Bu bir sorun haline gelmiş, bazı iller ve ilçelerde Türk milleti azınlıkta kalmıştır. Bu şekilde devam ederse ülkenin iç huzuru kalmayacaktır. Türk milletinin Suriyeli ve kaçaklara tahammülü kalmamıştır. 100 milyar doları geçkin harcama yapılmıştır.
güvenlikte sorunlarımız vardır. Bu sığınmacı kaçaklar, terör, gasp, hırsızlık, cinayet olaylarına karışmışlardır. Hatta 3-4 ay önce Kocaeli'nde Ayşegül adlı 16 yaşında genç bir kızımız Afganlı bir kaçak tarafından başına taştan vurularak ve tecavüz edilerek öldürülmüştür. Ve bunun mahkemesi arkadaşlar 3-4 gün önce yapılmıştır. Ve kızın babası, bu burada çocuğu olan herkes olabilir, ben de daha iyi olabilir ve benim 3 tane de kızım var. Cümlemizin çocuklarını bağışlasın. Babası isyan ediyor, diyor ki içeride diyor ona öyle bir bakmışlar ki diyor markalı eşofman, markalı pantolon, markalı gömlek ve diyor içeride saçını boyatmış diyor ve benim kızım diyor toprağın altında ve ben diyor bunun diyor intikamını alamıyorum ve şu anda diyor ülkede yine böyle insanların, böyle kızların canı tehlikede diye de anlatıyor ve isyan ediyor. Ve bundan 2 gün 3 gün önce de yine Küçükçekmece'de 12 yaşında ortaokul öğrencisi bir erkek çocuğumuz, 14 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğu ve arkadaşları tarafından darp edilip boğazı sıkılarak kalp krizi geçirip ölmüştür. Ve bu yaşlarda aşağı yukarı hepimizin çocukları var arkadaşlar. Yani onun için ülkedeki en büyük sıkıntı sığınmacı kaçak sıkıntısıdır. Bunun en yakın şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözülmezse hepimiz çocukları tehlikede. Bundan başka sıkıntılarımız da var. Güvenlik sıkıntısından bahsettik. Güvenlik sıkıntısı Türk polisini yoruyor arkadaşlar. Şu anda mahkemeleri bilmiyorum. Gideniniz var mı davası olup? Mahkeme duvarlarında 30 tane davanın 17 tanesi yabancıları. İsmini okuyamadığımız bu sığınmacı kaçakların davası. Düşünün. 30 davanın 16-17 tanesi bu şekilde. Türk polisimiz bunları yakalamak için uğraş sarf ediyor. Savcımız, hakimlerimiz aynı şekilde. Ve dönüyorlar, bize adalet sağlayamıyorlar. Niye? Bir dava açıyoruz bir sıkıntı hakkında. Düşünün, bir işte üçkağıtçılığa uğradınız veya bir yere paranızı kaptırdınız, dava açıyorsunuz. 2 yıla kadar savcı mütalaa okumuyor, yazı bile yazmıyor yani. Size dönüş yok. Yani bunların gitmesi lazım ki Türk polis teşkilatımız rahatlasın. Hakimimiz, savcımız, Türk mahkemelerimiz rahatlasın. Bir de sağlıkla alakalı sıkıntılarımız var. İçimizde hastanelerle mutlaka uğraşan, giden, gelen insanlarımız var. Zaten Ahmet hocamız da burada, kendisi doktor. Hastanelerde artık okuduğumuz isimlerin %70'i, 80'i yabancı isimler. Bu yabancılarla alakalı doktorlarımız fazla mesai yaptırılıyor. Ve size, bize bakamıyorlar. Hatta dişi geçtim artık, normal basit şeyler için bile 1,5 yıla, 2 yıla randevu veren poliklinikler var arkadaşlar. Şu anda ülkede biz 13 milyon iddia ediyoruz Suriyeli kaçak olduğunu. Ama bunun 20-25 milyon olduğunu, yani ülkenin 1/4'ü bunlardan oluşuyor. Doktorlarımız ülkeden kaçıyor, sağlık personellerimiz ülkeden kaçıyor. Yani bununla alakalı da eğitimle alakalı büyük sıkıntılarımız var. Her 60 kişilik sınıf mevcutiyetinin 20'şer kişiliği Suriyeliler veya Afganlardan oluşuyor. Ya benim şimdi kızım var, ortanca kızım 4'e gidiyor. Baba diyor, işte geldiler dediler ki Suriyeliler kim ayağa kalksın. 15-17 kişi kalktı. Onları aldılar, götürdüler. Onlara çanta, kalemlik vermişler. Benim 2 tane kızıma ben 400-800 lira para verdim ki çanta alabileyim. Ve asgari ücretten çalışıp çocuklarını geçindirmek isteyen 2-3 tane çocuk olan insanlarımız var, ailelerimiz var. Yani devlet şu anda, iktidar bize bakmıyor. Bütün parasını, pulunu, yardımını onlara çevirmiş. Biz 2. sınıf vatandaş durumuna gelmişiz arkadaşlar. Onun için mutlaka gitmeliler. Hatta bugün gitmeliler. Hani biz siyasi bir parti olduğumuz için 1 yıl içerisinde zorla da olsa göndereceğiz diye vaadimiz var. Ama bu ülkenin düzelmesi için hemen acilen gitmeleri gerekiyor. Nüfusun altyapısı oluşmadan ülkemiz, biz 75 milyonluk, şu anda 100 milyon civarı varız diyebiliriz. Yani 25 milyon kaçak var diyebiliriz. Bunların yoğunlukta olmasıyla alakalı gıdada ve gıdaya ulaşmamızda sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda gıda enflasyonu yaşıyoruz. Bunu hepimiz görüyoruz. Benim eşim burada, biz eşimizden giderdik mesela. 80 liraya 2 tane ben BİM sepeti dolduruyordum. Şu anda BİM sepetinin 1 tanesini doldurabiliyorum ve 1000 lira veriyorum arkadaşlar. Yani enflasyon öyle %100, %200, %300 değil.
%2000'ler civarında bile diyebilirim yani. Çok yukarıda bir gıda enflasyonumuz var. Ayrıyeten ev kiraları, dükkan kiraları, uçmuş gelen memur, öğretmen veya evinden çıkartılan insanlar şu anda 4000 liraya, 5000 liraya kira bulamıyoruz. Yani bir de daire satışları, ben emlak gayrimenkul işiyle uğraştığım için çok iyi biliyorum. Geçen sene 250 bin lira olan daireler bugün 1250 lira 1,5 milyon. Şu anda biz orta sınıf, yani buradaki herkesten bahsediyorum, daire alabilecek imkanımız yok. Ya ülkede ikinci, üçüncü, belki dördüncü sınıf vatandaş olduk. Bunu da söyleyeyim. Bir de bu arkadaşlar ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Yani şöyle bir durum var. Asgari ücret 5500 lira. Bu iktidar geldiğinde 11 çeyrek alabiliyorduk. Yani 20 bin lira civarında asgari ücretin karşılığı vardı, geliri vardı. Şu anda bu 3 çeyreğe kadar düştü arkadaşlar. Ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Ve işsizliğimizin şu anda 12-13 diyorlar ama bu 18 belki 20'lerde. Yani düşünün %20 nüfus gittiği zaman bizim işsizlik sıkıntımız kalmayacak. SGK'mız zarar ediyor. Hastanelere ödenek çıkmıyor. Bunları da az çok haberlerde falan duyuyorsunuz. Yani neşter bile anlamayan ameliyathanelerimiz var. 2 yıla 3 yıla randevu verilen ameliyat hastalarımız var. Bunları da zaten Ahmet hocamızla beraber şey yapacağız. Hani anlatacağız tekrardan. Ya bu anlattıklarım Türk milletinin sorunları. Bu sorunları çözmek için sizden özellikle rica ediyoruz. Gencel Başkan da söyledi. Evet, ben bir ilçe başkanı oldum. 3 tane çocuğum var. Çocuğumun geleceklerini daha güzel yapabilmek için onların bugünkü geleceğinden çalarak bu siyasi partiyi kurduk. Yani gerçekten 3 çocuğumun geleceğini daha iyi, daha mutlu edebilmek için, yani bir Afgan, Suriyeli, bir ne olduğunu bilmediğimiz birileri tarafından benim çocuklarıma, aileme saldırı olmasın, bunlar bu ülkeden gitsin diye politika geliştirmek için 3 çocuğumun geleceğinden çaldım. Kaliteli ayakkabı almıyorum, kaliteli çanta almıyorum, istediklerini. Yani bugün doğum günümde kızım mesela iyi bir pasta almadım, orta bir sınıf pasta aldım ki bu teşkilatı devam ettirebileyim. Ve şu anda 8-9 aylık bir süreç var arkadaşlar seçime. Yani bazılarınız benim için çok konuşuyor diyebilir, kızıyor diyebilir, her şey söyleyebilir. Bunu ben vatanım için yapıyorum. 8-9 ay daha bana katlanın. Sadece bunu kendi çocuklarınız, kızlarınız, evlatlarınız ve eşleriniz için yapın. 8-9 ay daha bana katlanın. Bu hareketliliğe katlanın. Bu partiye destek olun. Bu parti 13'leri, 15'leri değil, 20'leri, 30'ları görsün. Ve en geç bir yıl içerisinde bunları gönderelim. Ve bu ülkenin bizim olduğumuzu herkes bilsin ve çocuklarımızı artık rahat rahat salabilelim. İnanın ben sabah 5 yaşında, 6 yaşında geldim buraya. Sabah bir çıkardım, akşam 5'e 6'ya kadar annem babam beni aramazdı neredesin diye. Şimdi inanın ben çocuklarımı sokağa salamıyorum. Bahçem var, bahçemde bakıyorum. Ama inanın şu anda bütün çocuklar bunlar yüzünden evde müebbet hapis cezası almış gibi yaşıyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Kamile Bekdemir bahsettiği gibi, söylediği gibi İstanbul Zafer Partisi, İstanbul Kadın, Çocuk, Aile Politikadan sorumlu başkan yardımcısıyım. Şimdi hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, farkındayız arkadaşlar. Türkiye, Türkiye olalı belki de en karanlık günleri yaşıyor. Buna dur deme zamanı, aydınlar çıkma zamanı geldi. Ve geçiyor. Geçiyor arkadaşlar. Onun için özellikle size hanımlar, varlığımız tehlike altında. Şu anda Ümit Hoca'nın peşinden, Ümit Özdağ'ın peşinden tek umut, Zafer Partisi, tek yol, Ümit, tek yol aslında nedir? Atatürk 100 sene önce bize çizdiği yolda gitmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Gerçekten dediği, başkan da dediği gibi büyük ve en karanlık belki de tehlikenin altındayız. Lütfen el ele, omuz omuza, karınca kararınca değil, karınca belki de küçücük bir şey taşıyor. Biz 10 misli şey taşıyaraktan lütfen taşın altına elimizi koyup bu karanlıktan çıkıp hak ettiğimiz aydınlığı yaşamak zorundayız arkadaşlar. Hep birlikte el ele verelim. 9-10 ay başkanım dediği gibi bu iktidar ya da iktidar ortağı olmak
hedefiyle yola çıkıp mutlaka ve mutlaka bu karanlık ortama son vereceğiz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Fazla meşgul etmek istemiyorum. Hanımlar çok işliyor. Lütfen ilçe başkanımızı yalnız bırakmayalım. Beyleri yalnız bırakmayalım. Hep beraber güzel işlere, güzel çalışmalara imza atalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. O kitaplarımız var mı? Alacaklar. Hoşça kalın. Emre, sen şey yap. Ben yolcuyum. Geçin içeri. Geçimiz abi. Tamam, gel. Gel. İçeride balon veriyorlar. Balon. Gel. İçeri yavaş. Yavaş. Evet, Adem Başkan, bir programın daha sonuna geldik. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Arnavutköy Zafer Partisi olarak ailemiz genişliyor. Bize katılımlar çoğalıyor. Ve bununla alakalı da bütün yönetimimizden ve bize yeni katılanlarla beraber yemek programı düzenledik. Bu yemek programımıza ilden de yöneticilerimiz geldi, katıldı. Elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin geleceği için ve sığınmacı kaçakların gönderilmesi için, Zafer Partisi'nin iktidara gelmesi için. Biz bunları yaparken tabii tek değiliz. Bizim ekibimiz de var. Burada Gencay Başkan, bizim Arnavutköy Zafer Partisi ilçe teşkilatlandırma başkanımız. Bugünkü organizasyonun %80 yükünü kendisi çekmiştir. %20 ben işte bulundum. Kendisi de bu konuyla alakalı fikirlerini söyleyebilir, düşüncelerini söyleyebilir. Gencay Başkan, siz de buyurun. Sağ olsun, başkanımız bizi onur etmek için güzel sözler söylüyor. Biz ondan aldığımız ışıkla, enerjiyle onun peşine takıldık. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız. Arnavutköy'de bir meşaleyi yaptık. Ümit Özdağ'ın liderliğinde ve Adem Başkan'ın öncülüğünde. İnşallah çok zor olacak her şey. Herkesi bekliyoruz Arnavutköy'e, Zafer Partisi'ne destek vermeye. Teşekkür ederim.